الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Cuma akşamları hadis dersimize İmam-ı Nebevi'nin Riyad-ı Salihin, Salihlerin Bahçesi kitabından devam ederken, muhterem kardeşlerim, geçen hafta itibariyle zulüm bahsine başlamıştık. Geçen hafta bitirememiştik. Bu hafta ise inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. An Ebi Hümeydin Abdurrahman İbni Sa'd Es-Sa'idiyye radıyallahu anh قال: استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأزد على صدقة بني سليم يدعى له ابن اللتبية. الله رسول صلى الله عليه وآله وسلم أزد قبيلesinden sadakaları, zekat mallarını toplamak üzere bir adamı görevlendirdi ki o adamın adı da, ona da İbn Lütbi deniliyordu. Felemma kadime, o gitti Ezd kabilesinden zekatları, sadakaları toplayıp gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına çıktı, dedi ki: Hâzâ lekum ve hâzâ uhdiye ileyye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ki: Ya Resulallah, bunlar görevlendirmiş olduğum, toplamış olduğum zekatlar, şunları da bana hediye ettiler, dedi. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال. الله رسول صلى الله عليه وسلم منبره çıktı. İlk önce Allahu Teala'ya hamd etti. Allahu Teala'ya sena etti. Sonra dedi ki: "Emma ba'd. فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما وإن ولي أني الله فيأتي ويقول." Ben diyor, sizden birinizi Allah-u Teala'nın kendisini bir iş için görevlendiriyorum. O kişi de geliyor, diyor ki: "Hâzâ lekum ve hâzâ hediyetin uhdiyetli." İşte bu senin ya Resulallah, bu toplanan zekatlar. Sonra da şunları da bana hediye ettiler, diyor. "Efelâ celese fî beyti ebîhi ve ummihi hattâ te'tiyehu hediyetuhu in kâne sâdıkan." Eğer bu kişi diyor, yaptığı işte sadıksa, doğruysa, yaptığı iş doğruysa, babasının evinde veyahut da kendi evinde oturmuş olsaydı o hediyeler gelir miydi, diyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o hediyeler almaması, her hepsi beytül malın olması gerektiğini söylüyor. "Vallahi Allah'a yemin olsun ki diyeyim. La ya'khudhu ahadun minkum minha şey'in bighayri hakkihi illa laqiya Allah Teala yahmiluhu yawm al-kıyamah." Sizden biriniz eğer biri haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet günü onu yüklenmiş olarak Allah'ın huzuruna gelir, diyor. Daha devamında çok daha acı şeyler söyleyerek arkadaşlar, diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, buyuruyor ki: "Fela a'rifenne ahadan minkum laqiya Allah yahmilu ba'iran lahu rugaun اَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ اَوْ شَاتًا تَيْعَارٌ." Ben diyor, sizin biriniz, bilemiyorum ya, sizin birinizin Allah'ın huzuruna bir böğüren deve gibi veyahut da böğüren bir inek gibi veyahut da meleyen bir koyun gibi çıkamayacağını veya çıkmayacağını ben bilemiyorum ya. Eğer böyle bir haksızlık yapmışsa, böyle bir durum yapmışsa, onu sırtına sırtlayacak ve Allah'ın huzuruna öyle çıkacak. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهَا حَتَّى رُؤِيَ بَيَاضُ اِبْتَيْهِ ثُمَّ قَالْ اللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı. Ta ki şu omuzlarından şeylerin altı göründü. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya Rab, Allah'ım tebliğ ettim mi?" diye sahabelerine ne yaptı? Her hepsine duyurmuş oldu. An Ebi Hureyre radıyallahu anh قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. Kimin üzerinde kardeşine ait, kimin üzerinde kardeşine ait bir hak varsa, bir ırz malıyla ilgili, ırzıyla ilgili veyahut da herhangi bir sebepten dolayı kardeşine bir haksızlık, bir zulüm etmişse, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dinarın, dirhemin geçmediği günde, o gün gelmeden önce ne yapsın? Helallatsın onunla. اِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَارِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِمَقْتَرِ مِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ Eğer diyor helallaşmazsa, gidip ondan kardeş ben sana şöyle bir zulüm ettim, bana hakkını helal et veya şu malını almıştım, ağam senin malın diye tekrar o hak sahibine hakkını iade etmezse, o adam ne olur? Eğer salih bir adamsa, salih ameller varsa, ibadeti, taati, onun salih amelleri, ibadetleri, taatları giderdi. وَاِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ Eğer alınacak bir salih ameli yok, ibadeti, taati, kulluğu yok, o zaman diyor, kimin hakkını yemişse o kişinin günahı kendisinin üzerine yüklenir diyor. Allah'ım cümlemizi zalimlerden eylemesin inşallah. عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. İşte Müslümanların her hepsi bu hadis-i şerifte dendiği şekil üzerine olması gerek. Kim ben Müslümanım diyorsa, İslam selamet dini, hiçbir Müslüman onun elinden ve dilinden zarar görmemesi gerekir. Elinden, eliyle, diliyle Müslümanlara zarar veriyorsa o kişinin Müslümanlığında bir sıkıntı var ya. Yani. Samimi, halis, Allah ve Resulünün istediği Müslümanlardan değil ya. Yani. Eğer eliyle Müslümanlara zarar veriyorsa, diliyle Müslümanlara zarar veriyorsa o samimi Müslüman değildir. Müslüman eliyle de diliyle de kimseye zarar vermez. Ne gıybetini yapar, ne iftira atar, ne onun hakkında yalan söyler, ne malını çalar, ne malını hırsızlar. Müslüman kendi malıymış gibi, kendi ırzı gibi, kendi namusu gibi diğer bir Müslüman kardeşinin namusunu, ırzını, malını korur ya. وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ Muhacir kişi de Allahu Teala'nın yasaklamış olduğu haramlardan kaçan kişidir diye Allah nasıl etsin. Muhacir kişi bu. وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ كِرْكِرَةٌ فَمَاتَ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sefer zamanı olduğu zaman yükleme işlerini yapan bir adam vardı. Ona da Kirkir, isminin adı Kirkir'di. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هُوَ فِي النَّارِ Allah'ım cehennem azabından cümlemizi muhafaza eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o adam cehennemdedir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuk hizmetlerini yaptığı halde cehennemdendi. فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ اِلَيْهِ وَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا Gidiyorlar bu adamın, bu kişinin, bu sahabenin evine bakıyorlar ki ganimet malından bir abayı çalmış ya. Yani. Ganimet malından. Beytul maldan ya. Yani. Bir abayı çalmış. Ondan dolayı ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adam ateştedir yani. Devlet malından bütün insanların malı yani devlet malı. Bütün herkesin malı, devletin malı yani. Ondan dolayı kim çalmaya çırpmaya kalkarsa dünyada iflah da olmaz. Ahirette gideceğin yer de çetindir. An Ebi Bekrete Nüfey'i İbn-i Harith'in radıyallahu anhu anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem قال Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اِسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمَ خَلَقُ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Zaman diyor Allah-u Teala'nın yarattığı günden beri, yeri ve semayı yarattığı günden beri bu şekilde döner gider ya. اَسْسَنَةُ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا Sene 12 aydır.
Minha erba'atun hurum. Bunlardan dört tanesi haram aylar. Selâsun mutevâliyâtun. Üç tanesi peş peşine gelen. Zulqa'da, Zulhicce ve Muharrem. Ve Recep şehru mudarallezî beyne Cemâdiye ve Şaban. Ve Mudar ayının, Mudar kabilesinin ayı olan Recep ise Şaban'la Cemâdiye, Cemâd arasındadır. Sümme kâle, sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ey şehrin hâzâ, bu hangi ay? Sahabeler diyor ki, kulna Allahu ve Resulü alem, biz dedik ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Kâle fesekete hattâ zanennâ ennehu seyusemmihi bi gayr ismihi. Biz dedik, bekledik, hatta düşündük Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem acaba başka bir isim mi verecek diye böyle zannettik diyor. Kâle eleyse zelhicce, bu zilhicce değil mi dedi Allah Resulü. Kulna bela, evet ya Resulallah. Kâle fe eyyü beledin hâzâ, biz neredeyik, hangi şehirdeyik dedi diyor. Kulna Allahu ve Resulü alem. Yine dedik ki sahabenin edebine bakın arkadaşlar. Yani Mekke'de oldukları halde zilhicce aldıkları da zilhicce'deyik ya Resulallah veya Mekke'deyik ya Resulallah demiyorlar. Allah Resulü bir şey sorduğu anda hemen ne diyor? Allah ve Resulü daha iyi bilir. فَاَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُولَ عَلَمْ قَالَ فَسَكَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ الْبَلْدَ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe diyor, bekledik diyor, hatta ki biz zannettik ki başka bir isimle isimlendirecek. Sonra dedi ki, burada diyor sizin memleketiniz olan beldeniz değil mi? Evet. قُلْنَا بَلَا قَالَ فَاَيُّ يَوْمِنْ هَذَا Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bugün hangi gün? Kulna Allahu ve Resulü alem. Yine aynı şekilde Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor. Kâle fesekete hatta zannenne ennehu seyusemmihi bi gayri ismihi. Biz bekledik acaba başka bir isimle mi isimlendirecek? Kâle eleyse yevmun nahri. Bugün kurban günü değil mi? Kurban bayramı değil mi? Kulna bela ya Resulullah. Dedik ki evet ya Resulullah. Kâle fe inne dimâekum ve emmâlekum ve a'râdakum haramun aleykum ki hurmeti yevmikum hâze. Fî beledikum hâze, fî şehrikum hâze. İşte diyor, sizin kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız nasıl ki diyor bugün size haramsa her şey, nasıl ki bu beldede haramsa, bu ayda haramsa, işte diyor mallarınız, canlarınız, mallarınız birbirinize haramdır. Yani Müslüman Müslümanın kanına akıtmaz, Müslüman Müslümanın malına bilerek, isteyerek zarar vermez, Müslüman Müslümanın ırzına, namusuna bilerek, isteyerek bakmaz, yan gözle bakmaz. Kendi ırzına almış. Kendi malı, kendi kanı ya. وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيُسْأَلُ اَنْ عَمَالِكُمْ Sonra diyor Allah-u Teala'nın huzuruna çıkacaksınız ve Allah-u Teala sizlere amellerinizden hesaba çekecek. أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُوا بَعْدُكُمْ رِقَابَ بَعْدٍ Sakın diyor benden sonra küffarın, ehli bidatın, ehli dalaletin, Yahudi ve Hristiyanların birbirinin boyunlarını vurduğu gibi siz de birbirinizin boyunu vurman. Ela le yubelliga şahidul gaib. Hazırda olanlar gelmeyenlere, duymayanlara ulaştırsın. Fele'alle ba'de men yubelliguhu yekune ev'a lehu min ba'di men semi'ahu. Umulur ki diyor, belki de burada hazır olan kişi tam iyi kavrayamaz ama ulaştırmış olduğu kişi belki daha iyi kavrardı. Onun için hazırda olan ne yapsın? Gayip durana işi duyursun, ulaştırsın. Onun için mesela fıkıh alimlerinin buradan çıkarttıkları arkadaşlar, amel etmese bile kişi bildiği şeyi başkasına söylemesi yani. Yani kendine amel etmeyebiliyor, nefsine uyuyor ama belki de bir başkasına tesiri olur. Söylemiş olduğum, belki de bir başkası ondan korkar, çekinir, amel etmeye başlar. Sümme kâle ele hel bellâtu kulnâ na'am kâle Allahümme şhed muttefekun aleyh. Sonra Allah razı sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ben size tebliğ ettim mi? Orada bulunanlar dedi ki, evet ya Resulallah tebliğ ettin. Kâle Allahümme şhed, ya Rabbi sen şahit ol diye ne yaptı? Allah-u Teala'yı şahit tutmuş oldu. عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. Her kim diyor yemini ile kendinin hakkı değil yeminle veyahut da şahitler getirerek diyor. Kim bir Müslümanın hakkını elinden alırsa adam tapusu geçmiş eline kendinin değil veyahut da bir şeyler olmuş birinin malını almış. Geliyor 3-5 tane yalancı şahit tutuyor. İyi de avukat da parayı veriyor malı kendi üstüne çıkar. İşte Allah'ın sırrım kim yeminle bir kendi malı olmayan bir malı üstüne çıkarırsa ne yapmış olur o kişi diyor. Allah-u Teala ona cehennemi vacip kılar ve cenneti haram kılar diyor. Cehennem ona vacip kılar ve cenneti haram kılar ona. فَقَالَ رَجُلْ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَس۪يرًا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Bir tane sonra dedi ki ya Resulallah yani basit bir şey de mi olsa, küçücük bir şey de mi olsa قَالَ وَاِنْ قَضِيبًا مِنْ اَرَكْ اَرَاكٍ Allah razı olsun. Velev ki şu misvak çöpü kadar da bir şey olsa misvak çöpü kadar da bir şey olsa eğer bir kardeşinin hakkını almışsa, yemişse, gasp etmişse bunun kadar da bir şey olsa Allah ona cehennemi vacip kılar, cenneti de haram kılar diyor. Çünkü Allah razı olsun ne diyor? O gün malın, mülkün, dirhemin, dinarın geçmediği gün gelmeden önce ne yapın? Helallaşın birbirinizle. An Adi ibn Amirata radıyallahu anhu kâle semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki özellikle bu da ne? Böyle hayır hizmetlerinde, vakıf hizmetlerinde çalışan arkadaşlar için arkadaşlar. Ya burada ben de çalışıyorum, benim hakkım var diye değil ya. Yani. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Men istamelnahu minkum ala amelin feketemna mihyatan fema fawqahu kana gululan yati bihi yawmal kıyamet. Erdi her kimi içinizden birinin mal tahsisi için memur tayin etmişsek yani zekat toplamak için, sadaka toplamak için memur tahsis etmişsek diyor. Sonra diyor bizden bir iğneyi veya ondan daha küçük bir şeyi gizlerse o hıyanet etmiş olur. Kıyamet günü onunla getirilir diyor. Hıyanet etmiş olur. Ne toplamışsa veya ne etmişse ne etmişse getirip tek tek haber vermesi gerekir, teslim etmesi gerekir. قَالَ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ اَسْوَدٌ مِنَ اَسْوَدُ مِنَ الْاَنْصَارِ Ensardan bir siyah tenli bir zat kalktı. كَاَنِّي اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ Ya Resulallah bana şu görevi vermiştin. Bana bu vazifeyi vermiştin. Bu görevden geri bana azlet dedi. Beni bu görevden al dedi. قَالَ وَمَا بَلُكَ Niye ne oldu sana ne oldu ki dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman diyor قَالَ سَمِعُتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا Ya Resulallah sen böyle böyle diyorsun. Yani bir kişi eğer bir iğne kadar veya iğneden daha küçük bir şey gasp etmişse, görevlendirilmişse onunla kıyamette gelecek diyorsun yani. O zaman Peygamber Efendimiz sana diyor ve ana aquluhu al'a. Evet şimdi bile diyorum diyorlar. Evet. Yani o zaman da geçmişte demiş mi ama şimdi de gene diyorum ya. Men istamallahu minkum ala amalin felyaji bi qalilihi ve kesirihi. Fema utiya minhu akhadahu ve ma nuhiya anhu intaha. Eğer diyor ben o sözümü şimdi de söylüyorum. Sizden her kim malı bir göreve tayin edersek mali bir göreve tayin edersek para için yani o malı azını da çoğunu da getirsin. O maldan kendisine ne verirsek alır, yasaklanan da vazgeçer. Önemli olan o malın ne yapılması? Getirip teslim edilmesi. An Ömer ibn el-Hattab radıyallahu anh قال فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فُلَانٌ شَهِيدٌ فُلَانٌ شَهِيدٌ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber zamanı olduğu zaman, Hayber fethinde sahabeden bir grup geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e haber veriyor. Ya Resulallah filan şehit oldu. Filan şehit oldu ya Resulallah. Allah Resulü böyle haber veriyor. Hatta merru ala raculun fekalu filanun şehit. Hatta bir adama geldiler. Dediler ki ya Resulallah filan da şehit oldu dendiği zaman fekala Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki
كلا إني رأيته في النار في بردة ظلها أو عبات. Hayır, o sizin dediğiniz. Allah'ım cümlemizi muhafaza eylesin. Ne kadar ince bir çizgi. Yani özellikle bu vakıf işlerinde çalışanlar yani. Bazı büyükler arkadaşlar, Allah'ım bize de lütfede inşallah, bazı büyükler vakıftan evlerine bir şey götürmemişler bile. Bir şey yiyip içmemişler bile. Allah razı olsun. Aleyhisselam ne diyor bak. O dediğiniz adam var ya, o dediğiniz adam şehit olmadı. O cehennemde duyuyor. Hayber'de şehit olduğu halde. Yahudilerle savaşıp şehit olduğu halde o adam cehennemde diyor. Çünkü diyor, o da Beytulmal'dan bir abe çalmıştı diyor. Beytulmal'dan bir abe çalmıştı. Allah'ım bizleri muhafaza eyle inşallah. Ravahu Müslim. An Ebi Qatadete el-Haris ibn el-Ribbi'yye radıyallahu anhu an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qame fihim فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطايا. الله رسول صلى الله عليه وسلم işlerinden kaharak dedi ki Allah yolunda cihad etmek ve iman etmek, Allah'a iman etmek amellerin en faziletlisi. İşlerinden bir adam dedi ki ya Resulallah, eğer ben Allah yolunda şehit olursam tükeffiru anni hataya, benim bütün günahlarıma kefaret olur mu? Ne varsa siler süpürür mü? Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem naam in gutilte fi sebillah ve ente sabirun muhtesibun mukbilun gayr mudbirin. Düşmandan kaçmayıp sabrederek sevabını sırf Allah'tan bekleyerek Allah yolunda şehit olduğun zaman evet dedi, bütün günahlarına kefaret. Sümme kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keyfe gulte. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen ne dedin? Hele bir daha söyle bakayım. قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطايا. Dedim ki ya Resulallah, ben Allah yolunda şehit olduğum zaman bütün günahlarıma kefaret olur mu dedim. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki نعم أنت صابر محتسب مقبل غير مدمن إلا الدين. Sen diyor evet şehit olursun ama sabredersen, geri düşmandan kaçmadan sabredip şehit olursan Allah-u Teala bütün günahlarına kefaret olur ama illa deyin kul hakkı hariç. Eğer borcun varsa olmaz. Onları illa ödeşmen gerekir. Fe inne Cibril aleyhisselam gâle li zâlik. Çünkü Cibril aleyhisselam bana böyle haber verdi diyor. An Ebi Hureyre'te enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gâl. Allah Resulü Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet olunan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrûne menil müflis. Ümmetin iflasçısı. İflas etmiş adamı kim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Sahabe diyor ki قَالُ الْمُفْلِسُ ف۪ينَ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. Sizden diyor bir kişi ki adam malını, mülkünü, her şeyin ne dirhemi var ne de dinarı var. Her şeyini kaybetmiş kişi. Her şeyini kaybetmiş kişi. فَقَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاتٍ. Ümmetimin diyor müflisi, iflas etmiş kişisi, malını, mülkünü, her şeyini kaybetmiş kişi değil. Ya Allah'ın huzuruna namazla, oruçla, zekatla gelir. Defterinde bunların her hepsi yazılı var. وَيَأْتِي قَدْشَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَاَكَلَ مَاذَا مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. Bu adam diyor kıyamet günü gelir. Filana sövmüş. Ondan sonra öbürüne iftira atmış. Öbürünün malını yemiş. Öbürünün kanını akıtmış. Öbürüne herhangi bir sebepten dolayı vurmuş. Ya niye vuruyorsun ya? İşte gönlüm istedi yani adam. Ya adamı incittikten sonra gönlün isteyen olur mu? Adamın hakkına girmiş oraya. فَيَوْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. Sövdüğü adama sevapları verilir. İftira ettiği adama sevapları verilir. Ondan sonra vurduğu adama sevapları verilir. Malını yediği adama sevapları verilir. فَاِنْ فَنِيَتْ. Eğer diyor hasenatuhu hiçbir sevabı kalmadı.
Her şey bitti. Sevap ne namaz, ne oruç, ne zekat hiçbir şey kalmadı. Her hepsi bitti. قَبْلَنْ يُقْتَمَا عَلَيْهِ Yani haklar bitmeden önce bütün adamın sevapları bitti. Daha alacaklar var ama o zaman اُخِذَ مِنْ خَطَايَهُمْ O kendisinin verecekli olduğu kişilerin günahları alınır kendinin üzerine yüklenir. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ Onlar kendinin üzerine yüklenir. Sonra o şekilde de ne yapmış olur diye cehenneme atılmış olur diye. Allah'ım bizi iflas ehlinden eyleme arkadaşlar. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر الله رسول صلى الله عليه وسلم buyuruyor ki muhakkak ki bakın ince meseleye bakın arkadaşlar ne kadar ince bir mesele Allah Resulü صلى الله عليه وسلم ne kadar dikkat ediyor buyuruyor ki إنما أنا بشر ben diyor bir beşerim وإنكم تختصمون إلي mahkemeye verip mal iddia edenler hakkı olmayan Hakkını alanlar kişiler iyi dinlesin yani. Hakkı olmadığı halde birilerinin hakkını alıp yiyen kişiler ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben bir beşerim. Sizler benim yanıma husumetli olarak iki kişi davalı kişili olarak gelirsiniz. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَكُونَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ Umulur ki diyor bazısı daha belagatlı konuşur. Delillerini daha çok getirir. فَاَقْضِي لَهُ بِنَحْوِهِ مَا أَسْمَعُ Ben de diyor, o işittiğim kadarıyla ona hükmederim. Evet, tamam, sen delillerini getirdin, sen haklısın, bu senin derim diyor. Çünkü delillere göre konuşurum diyor. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اَخِيهِ Eğer kim, kime böyle bir hak vermişsem, فَاِنَّمَا اَقْتَعُ لَهُ قِطَعَةً مِنَ النَّارِ Hakkı olmadığı halde ben kime bir hak vermişsem o cehennemden bir parça satın almış olur diyor. Hakkı yoksa yani böyle yalandan deliller getirmez. Yalandan şahitler getirmez. Velev ki ben böyle hüküm versem bile mi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Velev ki hakimler böyle hüküm verse bile mi sen avukatları tutup trilyonlarca malları almış olsan diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapmış olursun? Cehennemden kendine bir ateş parçası almış olursun. Hakkı olmayanı Müslüman almaması gerekir. An İbn Ömer radıyallahu anhuma kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem len yezâlul mu'minu fî fushatin min dînihi mâ lem yusib demen haraman Ravahul Bukhariye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mü'min öldürülmesi haram birinin kanını dökmediği sürece Allah'ın rahmetini ummaya devam ederler. Öldürülmesi haram olan bir kişi. Adam keyfi tartışıyorlar, öldürüyor veya başka bir sebepten dolayı. Halbuki Müslümanın Müslümana kanı haram yani. Biraz önce okuduğumuz gibi. Bundan dolayı kim diyor öldürmezse hak üzerine devam etmiş olur yani. عن خولة بنت ثامر الأنصاري وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن رجالا يتخوصون في مال الله بغير حق Bu da devletin malından, beytul maldan alan, çalan, beytul mala zarar veren kişiler için arkadaşlar. Adam çalıyor, çırpıyor veya bütün Müslümanların malına zarar veriyor. Yakıyor, yıkıyor yani. Bütün Müslümanların malına zarar veriyor. Eğer her kim diyor haksız yere Allah'ın malını kullanan kimseler felehumun naru yevmel kıyamette onlar ateşte olacaklar diyor. Allah'ın malını yani herkesin malı olan malı kim haksız yere zarar verirse veyahut da haksız yerde kullanırsa o kişi dinle ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününe cehenneme girenlerden olacak. Allah-u Teala inşallah duyduklarımızla bildiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi cümlemize nasip eyle. Ümmet-i Muhammed'in birliği ve beraberliği için, devletimizin ve milletimizin selameti için, ordumuzun muzafferiyeti için, İmam-ı Nevevi'nin ve cümle geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha-tü Mâ-Sılâ.